Şimdi sıradaki konuşmamızı yapması için Maker Türkiye kurucusu, inovasyon danışmanı Ongun Tan'ı geleceğe hazır çalışan konu sunumunu yapmak için davet ediyorum. Hoş geldiniz Ongun Hocam, söz sizin. Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Umarım herkes iyidir, keyifler yerindedir. Çok teşekkür ederiz. Umarım siz de harikasınız. Evet, aynen. Her zaman harikayız. Bizi bu heyecan ve motivasyon yaşatıyor. Sizin de böyle bir etkinlik yapmanız çok güzel. Program birazcık sarkmış. Ben programı daha da sarkıtmayayım. Hemen sunumuma geçeyim arkadaşlar. Aslında benim burada size design thinking anlatmayacağım. Çünkü işte Melda Hoca gibi ya da diğer katılımcılar gibi birçok anlatacaklar kişi olacak. Ben size bugün birazcık geleceğe hazır olmak için bugünden ne yapmanız gerekiyor onları anlatacağım ve bunlarla ilgili bir araç olarak design thinking'i anlatacağım. Arkadaşlar yaklaşık 20 senedir çalışıyorum, çalışma hayatındayım. En başta teknoloji ekiplerinde çalıştım. Daha sonra danışmanlık yaptım. Hem Türkiye'de hem Londra'da. Londra dönüşünde işte büyük bir telko operatörünün stratejik pazarlamasının başına geçtim vesaire. Yaklaşık 15 sene kurumsal hayattan sonra da 7-8 senedir de girişimcilik yapıyorum. Yani girişimcilik, kurumsal hayat, pazarlama, teknoloji tarafı, yurt içi, yurt dışı farklı farklı şeyleri görme fırsatım oldu. Bunları gördükçe de zaten Max Türkiye servisleri ortaya çıktı. Biz inovasyon danışmanlığı yapıyoruz, yenilikçiliğin danışmanlığı yapıyoruz. Yeni nesil yöntemleri kurumsal çalışanlara, önümüzdeki döneme hazır olmak isteyen kurumsal çalışanlara öğretiyoruz ve bununla ilgili etki yaratıyoruz, sonuç yaratıyoruz, değer yaratıyoruz arkadaşlar. Hikayemiz tamamen aslında böyle. Bütün bunları görünce bunları gerçekleştirmek de benim için gerçekten oldukça kolay oldu. Güzel bir yolda ilerliyoruz. Farklı farklı birçok startup kurdum, oldu, olmadı vesaire. Ama günün sonunda bütün bunlar bir önceki sunumda da vardı. İteratif bir süreç, devamlı olarak birbirini tamamlayan bir süreç. Nihai bir son yok, öyle düşünmüyor olmamız lazım. Ve devamlı öğrene öğrene devam etme fırsatı buldum arkadaşlar. Bakın gelecek geldi, gelecek geldi deniyor ama gelecek gelmedi arkadaşlar. Dönüşüm hızı eksponansiyel şekilde devam ediyor. Biz eğer hiçbir şey yapmazsak insan adaptasyon hızı şu altta gördüğünüz çizgi gibi yavaş gidecek ve arada böyle bir boşluk oluşacak. Gördünüz mü boşluğu? Yani inanılmaz bir hız var. İnsan buna adapte olamıyor. Bu boşluğu kapatmamız için bizim 3 şeye ihtiyacımız var. Bakın bu 3 şeyi unutmayın. Aklınıza lütfen yerleştirin. Normalde ben diğer uzun keynote'larımda bu 3 şey neydi diye sorup duruyorum ama bunu daha hızlı geçeceğim. Araçlar, zihniyet ve network. Yani doğru araçları kullanmak, doğru zihniyete geçebilmek ve doğru network'ü tüketebilmek, doğru network'le beraber olabilmek. İşte bu etkinlik de bir network'tür. Burada birbirini tanımayan 100 kişi bir arada, yani çoğu birbirini tanımayan diyelim. Ben pandemi başından beri bir köyde yaşıyorum. Buradan size sesleniyorum. Herkes bir yerlerde, yeni dünyada bir network kurmaya çalışıyoruz. Bu tip etkinlikler bu açıdan çok önemli. Hem kurumsal olarak şirketinizin bağlı olduğu ekosistem, iç ve dış çalışma partileriniz, hem de kişisel olarak linklendiğiniz kişiler, tanıdığınız kişiler sizi hızlandırır arkadaşlar. Zihniyet ve araçlar dediğim şeye de az sonra geleceğiz. Bakın, bunu yapabilen şirketler sadece %12. Çünkü 1955'te Fortune 500, dünyanın en büyük 500 şirketi arasında olan şirketlerin %88'i şu anda yok. Neden? Bu inovasyon dalgalarını, bu değişim hızını yakalayamayışlarından dolayı. Bakın şu inovasyon dalgalarına. Avusturyalı ekonomist Schumpeter'ın bir gösterimidir. Bu güzel bir gösterimdir. Bakın en başta işte buhar gücüyle, demir yollarıyla vesaireyle başlayarak çiziyor 1700'lerden itibaren. Günümüze geldiğimizde artık dijital teknolojiler ve artık sürdürülebilirlik çağı, yeşil enerji çağı vesaireye geçmeye başlıyoruz. Dalgaların boyu nasıl küçülüyor? 150-200 yıllık dalgalar artık 50 yıllara, 20 yıllara sıkışmış durumda arkadaşlar. Eskiden arkeoloji müzesine gittiğinizde de görürsünüz. 1000 yıl geçer bir inovasyon olmuştur. Bir çanak bakır alaşımlı hale gelmiştir. Bakır çağına geçirmiştir. 1000 yıldır. Bu zaman 1700'lerde 150 yıl. Günümüzde artık 50 yıl, 20 yıl çok hızlı, eksponansiyel şekilde dönüşüyor. İşte bunun için bizim yeni yetkinliklere, yeni araçlara, yeni zihniyete ve yeni network'e ihtiyacımız var. Bütün işte bu robotlar geliyor, yazılımlar geliyor, yapay zeka geliyor, öldük bittik vesaire, %75'i onların olacak, %65 robotları olacak diyoruz ama
Avrupa'da da 2020'de 500 bin açık iş kaldı arkadaşlar. Yani aslında 800 bin iş kapanıyor Londra'da son 15 senede. 3,5 milyon yeni iş açılıyor. Aslında bu bir tehdit değil, fırsat. Kimin için fırsat? Bu yeni yetkinlikleri bilenler, yeni yetkinlikleri öğrenenler, bu araçları doğru kullanabilenler, doğru zihniyette olanlar ve doğru network'ü kurabilenler için fırsat. Hepimiz için bir fırsat bu. Bu sırada Covid oldu ve iş çok daha ekonomik halde, çok daha fazlasını yapabilir hale geldik. İşte bugünkü gibi. Yani hepimiz buradan Zoom'da oturuyoruz. Çok daha ekonomik şekilde yüzlerce kişi bir araya gelebiliyoruz ve çok daha fazlasını yapabiliyoruz. Normalde nasıl olacaktı? Bu bir otel salonunda olacaktı. Herkes gelecekti vesaire. İşte herkesin masrafını düşün, zaman masrafını koy vesaire. Gerçekten inanılmaz fazla bir tüketim olacağına şu an çok daha ekonomik ve istediğim şeyi bir anda ulaşabilir hale geldik. Asıl salgın korku arkadaşlar. Salgından vesaireden korkmak yok. Ne yapabiliriz? Bundan sonrası için neler yapabiliriz? Bunu büyüme ve yaratıcılığa nasıl dönüştürebiliriz diye düşünmemiz lazım. Zihniyeti buraya çekmemiz lazım. Ne diyorduk? Araçlar, zihniyet, network. Zihniyeti buraya çekmemiz lazım. Panik olup stop etmek, paniği büyüme ve yaratıcılık için kullanmamız lazım. Constructive panik, yani sizi durduracak değil, yapıcı bir panik içinde olmanız lazım. Müşterilerinize ne istediğini sorduğunuzda zaten harekete geçtiğinizde konuyu çözeceksiniz. Design thinking de zaten bununla ilgilidir. Metodolojiden biraz bahsedeceğim. Zaten bahsedildi ve bugün boyunca bahsedecek ama müşterinizden sorduğunuz şeyi alıp aslında bunu büyük düşünüp küçük küçük başlayıp hızlı iterasyonlarla ilerletmektir. Bakın, dünyada birçok şey oluyor. İşte duyuyoruz, robotlar, yapay zeka, biyoteknoloji vesaire. Bütün bunlar teknoloji okur yazarlığı dediğimiz kısım. Bunların detayını bilmeseniz de bunları okur yazar seviyesinde bilmek zorundasınız arkadaşlar günümüzde. Bunu yapmak zorundasınız. Bu okur yazarlık, şiir yazın, kitap yazın demiyorum. Ama okuma yazma bilmek zorundasınız diyorum. Bu teknolojilerle ilgili izleyeceğiniz 1-2 saatlik videolar, düzgün kaynaklardan izlenmiş 1-2 saatlik videolar, yapacağınız tartışmaları artırır. Bu sohbetler açıldığında sizin oradan kaçmanızı değil, üretmenizi sağlar. Onun için siz biyoteknolojist olmayabilirsiniz. 3 boyutlu yazılar hayatınızda kullanmayabilirsiniz. Sızsızlık kavramının ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Ama bütün bunları öğrenip birazcık öğrendikten sonra bu konulara hakim olup, bu sohbetin içine girip buradan üretim yapabilir hale gelebilirsiniz. İşte okur yazarlık seviyesi bu. Onun için teknoloji kısmını kendinizi geliştirmek açısından kullanacaksınız. Yetkinlik gelişimine odaklanacaksınız ve bunun artık şeyi de yok. Bahanesi yok arkadaşlar. Artık bireysel olarak her şeyi yapabiliyoruz. Neredeyse sınırsız kaynağımız var. Bakın bugün girin Amazon'un bulutundan, Google'un bulutundan 10 dakika için benim 100 CPU'ya ihtiyacım var deyin. 100 CPU'yu alın. 1 milyon kişiyi karşılayacak bir kampanya yapın ve kapatın web sitenizi. Bunu yapabiliyorsunuz. Zoom'dan giriyorsunuz, 10 dolarlık bir account alıp 300 kişiyi bağlıyorsunuz. 1000 kişi ihtiyacınız varsa 50 dolar daha veriyorsunuz, 1000 kişi bağlıyorsunuz. Artık o kadar kaynaklar sınırsız ki, yani çok düşük maliyetlere, bunu eskiden işte data center'lar kurup vesaireler yapıp IT'ciler arka planda çalışacakken, şu anda bir anda bireysel olarak çözebiliyoruz. Onun için artık kişisel bahane yok. Bunları çok rahat bir şekilde kendimiz çözecek şekilde ilerletiyor olmamız lazım. Zaten yılın girişimciliğin yazarı Eric Ries de diyor ki girişimcilik bir yönetim şeklidir. Her kurumda ve koşulda uygulanabilir. Mindset'inizi, zihniyet demiştik, girişimci gibi düşünen mindset'e çekmek zorundasınız arkadaşlar. Girişimci gibi düşünmeniz lazım. Girişimci olmasanız da, herkes girişimci olmak zorunda değil ama herkes girişimci gibi düşünmek zorunda diyorum ben. Bununla ilgili şu anda girişimci gibi düşün diye kitap da yazıyorum bu arada. İnşallah çıktığında okuma şansı da olur hepinizin. Ve Jason Fried diyor ki, Rework kitabının yazarı, planlar değiştirir. Ne yaptığın önemli diyor. What you do is what matters, not what you talk, think or plan diyor. Ne düşündüğün, planladığın ya da konuştuğun değil. Ne yaptığın önemlidir diyor. Gerçekten bu dünyada hızlı bir şekilde yapmak, üretmek en önemli erdem aslında. Bakın, suratı yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır diyor Mike Tyson. Gerçekten de öyle. Sadece bir plana bağlı şekilde, o şekilde gidersek yeni dünyaya adapte olmamız çok zor. Planların değiştiğini biliyor olmamız lazım. Ve işte bunun için de girişimci gibi düşünüyor olmamız lazım diyorum ya. Girişimci gibi düşünmek nedir? Çıktı odaklı olmak. Yapacağınız her şey çıktı odaklı olsun arkadaşlar. Ben bunu niye yapıyorum? Ben bu mail'i niye atıyorum? Ben bu aramayı niye yapıyorum? Ben bu toplantıya niye katılıyorum? Ben bu işte niye çalışıyorum? Bugün ne çıkartacağım ortaya? Bütün bunları hep çıktı odaklı, etki odaklı, değer odaklı düşünüyor olmanız lazım.
Gelir odaklı olmanız lazım. Tabii eğer bir non-profit organizasyon değilseniz, yani kâr amacı gütmüyorsanız, dernekseniz, vakıfsanız o değil, ama onun dışındaki bütün ticari işletmelerde, girişimlerde gelir odaklı, değer odaklı, sosyal girişimse de sosyal etki odaklı düşünüyor olmanız şart. Yoksa biter. Zaten işte Mark Cuban'ın lafı da var. If there is no path to profit, it's a hobby diye. Kâra giden yolun yoksa o bir hobidir diyor. Gerçekten de öyle. Bir sürü insan işte girişimin var diyor, şu diyor, bu diyor vesaire, ama kâra giden yolun var mı? Herhangi bir gelir modelin var mı? Bunlar çok çok önemli. Yaptığınız işte de kurumsal çalışan olabilirsiniz. Öğrenci olabilirsiniz. Değer oluşturuyor musunuz? Piyasada değer bulacak bir şey oluşturabiliyor musunuz? Bu mindsetle düşünebiliyor olmanız lazım arkadaşlar. Bunu düşündüğünüz anda gerçekten girişimci gibi düşünmenin ikinci adımını da tamamlamış oluyorsunuz. Pardon, önümde breakout roomlar vesaireler, böyle window'lar geldi. Ondan bir duraksadım. Esnek ve çevik olmanız lazım. Değişim yönetimi değil, değişimi yönetmek. İşte o Mike Tyson'ın şey gibi. Yani sadece tek bir plan değil. Bu yumruklar gelirken kendimizi gerçekten savunmaya alabilmek. Farklı farklı yumruklarda farklı planları devreye alabiliyor olmamız lazım. Direnç, inanç, resilience, yılmazlık, ne derseniz. Bunu inandığınız şekilde devam ediyor olmanız lazım. Dirençle, dirayetle. Bakın arka planda Jeff Bezos var. Amazon'u ilk kurarken ki ofisi burada kuruyor. Yaklaşık 15 sene önce Amazon burada kuruluyor. Kitap satarak başlıyor ama full inovasyona önem veriyor ve sonunda Amazon dünyanın en değerli şirketlerinden biri oluyor. 1 trilyon dolar piyasa değerini geçen şirketlerden birisi. Öğrenirken büyük düşüşler yaşayabilirsiniz. Dunning-Kruger ayrısı öyledir. En başta bir şey öğrendiğinizde çok iyi biliyorum sanarsınız ve bir anda dersiniz ki özgüveniniz tavana yükselir, ben bu işi biliyorum. Sonra bir duvara toslarsınız ve hiçbir şey bilmiyorum. Özgüven kaybı yaşarsınız. Bu sefer de tam tersi bir özgüven kaybı ve ben bu işten çıkacağım, bitti bu iş vesaire. Bunu yapmayın. Buralarda mentorluk alın, koçluk alın, dışarılardan insanları dinleyin ve yüksek çıkışlarda, yüksek inişlerde ve karar anında, çünkü şu hiçbir şey bilmiyorum, orta deneyimde, ya ben bu işi yapmak da istemiyorum ama bundan şunları da öğrendim diyebilirsiniz. İlle sonunu getirmenize de gerek yok işin. Ondan dolayı hiçbir şey bilmiyorum noktasında. İyiyim ama limitlerimin farkındayım, eksiklerim farkındayım, ama daha yavaş bir öğrenme eğrisiyle, yavaş yavaş, sindire sindire öğrenmeniz çok daha sizin için önemli olacaktır arkadaşlar. 21. yüzyılda yetkinlikleri diyoruz, devamlı olarak bundan bahsediyoruz. Design thinking bu yetkinliklerin çoğunu içeren bir metodolojidir arkadaşlar. 21. yüzyıl yetkinlikleri tek bir şey değildir. Düşünme şekli karesinde olanlar gibi anlatılır ama aslında araçlar da, yani tamam, yaratıcı düşünmemiz lazım, eleştirel düşünebiliyor olmamız lazım, farklı açılardan bakabilmek vesaire, problem çözmek, çünkü devamlı problem var karşımızda ve bu problemi karar vererek ilerlemek, yanlış yapma pahasına, hata yapma pahasına, önemli olan hatadan öğrenmek arkadaşlar. Spotify'ın koridorlarında hata kanvasları var. Biz ekip olarak bu hafta hangi hatayı yaptık, neler öğrendik, siz de yapmayın. Herkes birbirine hatasını paylaşıyor ve buradan öğrenerek ileri gidiyorlar. Biz de Makers Türkiye'de müşteri kaçırmak dahil her türlü hata yapmak serbest diyoruz. Yeter ki bu hatayı Slack'te, Slack kanallarında paylaşın. Bunu yaptık, bunu öğrendik, artık bunu yapmayalım, iyileştirin diye. Feedback kültürü, öğrenme kültürü, işte bu zihniyet değişimine bir parçası. Yine araçlar dediğimiz, işte teknoloji okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, bir veriyi doğru yorumlayabilmek, teknolojiyi doğru yorumlayabilmek oldukça önemli arkadaşlar yeni dünyada. Olmazsa olmaz diyebilirim. Okuryazarlığı sadece artık edebi okuryazarlık gibi düşünmemek lazım. Bir veriyi de, teknolojiyi de okuyabilmek, kullanabilmek oldukça önemli. Sadece tüketmeden üretmek. Çalışma şekli olarak sık sık iletişim ve collaboration. İşte bu network dedik ya, araçlar, zihniyet, network. İşte network'ü düzgün kurmak, doğru insanlarla çalışmak, zihniyetinizi şekillendirmek için de o network'ü düzgün kurmanız lazım arkadaşlar. Zihniyetiniz sizin ortalamadaki en yakın 5 kişisinin ortalamasısınız siz. O 5 kişiyi, kurumunuzda yakın olan 5 kurumu, size yakın olan 5 kişiyi doğru seçin. Onun ortalamasısınız. Oradan etkileniyorsunuz ve zihniyetiniz hep öyle gidiyor. Sizi motive eden insanlarla çalışırsanız motive olursunuz. Olmazsa sizi aşağı indiren insanlarla çalışırsanız aşağı inersiniz. Bunları doğru seçmeniz lazım. Bütün bunlar yeni dünyanın gereklilikleri ve yaşam şekli. Sadece tabii ki en başta yaşadığım mahalleye, köye, şehre, ülkeye diye başlayacaksınız ve daha sonra dünyaya, gezegene nasıl fayda sağlarım, bu mentalitede düşünerek sadece işin iş olduğunu değil, hayat ve kariyer dengesini bozmadan kendinizi devamlı olarak geliştirmeniz gerekiyor. Fix mindset'ten büyüme zihniyetine geçmemiz lazım arkadaşlar. Fix mindset başarısız oldum diyor. Onlar kötü durumda diyor. Suçu oraya atıyor. Zorluk diyor.
Benim bildiğim doğrudur diyor. Eleştirmeyi sevmem diyor. Ama büyüme zihniyeti henüz başaramadım. Ben kendimden sorumluyum. Zorluk değil o. Deneyim ve öğrenim diyor. Başkalarından ilham alırım. Beni eleştirebilirsin diyor. Ve senden öğrenirim diyor. İşte bütün bunlar aslında growth mindset'in bir özelliği. Birisi slide'ı çizdi şeyle kalemle. Nasıl oldu bilmiyorum. Şu sağ taraftaki benim çizimim değil. Bütün bunlar arkadaşlar, bakın, geleceğe hazır çalışan dediğimiz şey aslında ben şöyle tanımlıyorum. Teknoloji okuryazarlığı ve yetkinliklere baz dedik. Bunu öğrenmemiz lazım dedik. Bunun yanında bu üçlü gerekiyor. Bu üçlü de şu şeyi siliyorum. Birisi çizdi. Heh, tamam, sildim. Bir daha karalamazsanız sevinirim. Teşekkürler. Üç metodoloji var bakın. Teknoloji okuryazarlığıyla başlıyoruz, baz. Bir de inovasyon üçlüsü dediğimiz taraf var. Burada design thinking ile başlıyor iş. Design thinking sizin problemi doğru tanımlamanızı ve test etmenizi sağlayan metodoloji. Farklı metodoloji de kullanabilirsiniz. Google'un da design sprinti var vesaire. Ama önemli olan şu: empati kurarak, karşındakinden alarak, müşteriden öğrenerek ve bunu doğru tanımlayarak hayata geçirmek. Ya benim aklıma bir şey geldi, bu çok iyi fikir deyip başlamamak. Fikir aşamasına gelmeden iki tane aşama var arkadaşlar design thinking'de. Biz direkt fikirle başlıyoruz. Ondan hata yapıyoruz. Bir anda büyük oluşturuyoruz. Ondan hata yapıyoruz. Küçük başlayıp karşıdakine sorup tanımlayarak fikir adımına gitmemiz lazım. Sonra Lean Startup, yalın girişimcilik, bunu test etmemizi sağlıyor. Test ettiğimiz hikayeyi de agile, çevik dönüşümle yönetebiliyoruz. Aslında bu da bir proje yönetimi. Ama hepsi büyük düşünüp küçük küçük ilerlediğimiz kurgulardan oluşan metodolojiler bunlar. Ve hepsi iteratif bakın. En başa yeniden dönebiliriz. İleriye yeniden de gidebiliriz. Hem design thinking ile ilgili hem agile ile ilgili Udemy'de videolarımız var arkadaşlar. İsterseniz onları da izleyip kendinizi bu konularda geliştirebilirsiniz. Mantıklarının ne kadar bir olduğunu anlamanız açısından önemli. Design thinking'in 6 adımı zaten şey yapmıştık. Bir önceki sunumda oldu. Bugün göreceksiniz. 5 adımda 6 adıma çıkarıldı. İşte empati kurarak başlıyor. Hep açılıyor seçenekler, kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Prototipleyerek görüyoruz ne yapmak istediğimizi. Test ediyoruz. Değerlendirme ile evirip projemizi yeniden iterate edip yeniden başa dönüyoruz ve bu iterasyon sürecine devam ediyoruz. İşte buna devam eden Coca-Cola içecek, Vodafone Türkiye, Eti Gıda gibi bir sürü kurumla şimdiye kadar 100'den fazla workshop yaptık arkadaşlar. 100'den fazla kurumla, belki 500'den fazla workshop yapmış olabiliriz. Tam hatırlamıyorum ama kurumlar da bu dönüşümü hızlı bir şekilde yaşamak istiyorlar. Eskiden ben yönetim danışmanıyken 4 ayda 5 ayda yaptığımız şeyleri artık biz 1-2 haftada çıkarabiliyoruz bu yöntemler sayesinde. Bu karınca gibi aslında bariyer varsa çıkamamak bu çizgi üstünden. Bakın zorlanıyor, bir noktada çıkıyor ama siyahla çizdiğinizde yazlı kalemi asla çıkamaz hale geliyor. Bu karınca gibi olmak istemiyorsanız arkadaşlar, yeni nesil yetkinlikler öğrenip, deneyip buradaki öğrenmelerimizi devamlı olarak etki yaratacak şekilde kullanmamız gerekiyor. Bariyerler kafamızda, aklımızda, zihniyetimizi yeni dünyaya çevirdikçe, yeni nesil düşünmelerle, yeni araçlarla devamlı olarak ileri gittikçe bu karınca gibi kapana kısılmıyoruz arkadaşlar. Ve geleceğe hazır çalışan oluyoruz. Geleceğe hazır çalışan olmak demek, bugünün fırsatlarını doğru olarak değerlendirip bilen bir dünya vatandaşı olmak gerek. Hepinizin bunu olmaya hakkı var. Hepinizin bunu olacak araçlar internette var. Böyle karşılıklı etkileşimlerde var. Bunu kullanın diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Songun Hocam, bu değerli konuşmanız için ben sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliğimizde de yine sizleri ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek isterim. Tabii İyi ki, tabii ki. günler diliyorum. Hoşça kalın hocam. Görüşürüz, sağ olun, kolaylıklar.